Zamanı fotoğraflayan adam. Ara Güler. Ara Güler İstanbul'da 16 Ağustos 1928'de doğdu. Asıl adı Mıgırdıç Ara Derderyan olan usta fotoğrafçının ailesi 1934'teki soyadı kanunuyla Güler soyadını aldı. Çocukluğunu Beyoğlu'nda geçiren Güler, ilk olarak okul öncesi eğitimini evde bakıcı ve dadılar gözetiminde aldı. Ara Güler, daha sonra sırasıyla Mıhitaryan Manastır Mektebi, Galatasaray Lisesi, Getronagan Ermeni Lisesi'nde eğitim gördü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde açılan Türkiye'nin alanındaki ilk kurumu olan Gazetecilik Enstitüsü'ne kaydını yaptıran Güler, aynı zamanda çalıştığı için derslere tam anlamıyla devam edemedi. Okul yıllarında öyküler yazmaya başlayan Ara Güler, babasının müşterilerinden İhsan İpekçi'nin sahibi olduğu İpek Film Şirketi'ne gidip gelmeye başladı ve sinemacılığın her dalında çalışma fırsatı buldu. Teknik konulara meraklı olması nedeniyle de sinema makinisti ehliyeti de aldı. Aynı dönemde Muhsin Ertuğrul'un açtığı tiyatro kurslarına devam eden Güler'in öncelikli amacı aktör olmak değil, sahne gerisinde yer almak oldu. Babasının 1940'ta aldığı ilk fotoğraf makinesiyle fotoğrafı ve gazeteciliğe olan düşkünlüğünün farkına varan Ara Güler, Jamanak gazetesi başta olmak üzere birçok Ermeni gazetesinde çalıştı. Gerçek anlamda muhabirlik deneyimini ise 1950'de dönemin önde gelen gazetelerinden Yeni İstanbul'da yaşadı. Askerliğini yaptıktan sonra bir süre Hürriyet gazetesinde de muhabir olarak çalışan Güler, daha sonra yayın hayatına yeni başlayan Hayat dergisine geçti ve kısa süre sonra derginin fotoğraf şefliği görevini üstlendi. Aynı yıl Amerikan Medya Fotoğrafçıları Derneği'ne tek Türk üye olarak kabul edildi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan Güler, 1958'de Time Life, Paris Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto muhabirliği görevini üstlendi ve 1953'te Henri Cartier-Bresson ile tanışarak Paris Magnum Ajansı'na dahil oldu. İngiltere'de yayınlanan Photography Annual Antolojisi usta fotoğrafçıyı dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Ara Güler, 1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen Master of Leica unvanını kazandı. Usta foto muhabirinin 1960 ihtilali ve ardından 1964'te yapılan Kıbrıs harekatı nedeniyle çektiği fotoğraflar üyesi olduğu uluslararası dergi ve ajanslar aracılığı ile bütün dünyaya servis edildi. Mariana Norris'in 1953'te ABD'de basılan Young Turkey adlı yapıtında fotoğrafları kullanılan Güler'in, 1967'de Japonya'da çıkan Photography of the World antolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir resim fotoğrafı yayımlandı. Güler'in Kanada'da 1967'de açılan İnsanların Dünyasına Bakışlar sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen Renkli Fotoğrafların 10 Ustası adlı sergide, aynı yıl Almanya'da, Köln'de, Fotokine Fuarı'nda da yapıtlar sergilendi. Turkey adında fotoğraf albümü, 1970'te Almanya'da yayınlanan Ara Güler'in, sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları ABD'de Time Life, Horizon ve Newsweek kitap bölümlerince ve İsviçre'de Şikra Yayınevi tarafından kullanıldı. 1971'de Lord Kinross'un Ayasofya kitabının fotoğraflarını çeken Güler, yine Şikra Yayınevi'nce Picasso'nun 90. yaş günü için yayınlanan Picasso Metamorphose et Unit adlı kitabı için Picasso'nun fotoğraf röportajını yaptı. Paris Ulusal Kitaplık'ta 1972'de sergisi açılan Güler, 1975'te ABD'ye davet edildi ve birçok ünlü Amerikalı'nın fotoğraflarını çektikten sonra Yaratıcı Amerikalılar adlı sergisini dünyanın birçok kentinde sergiledi. Aynı yıl Yavuz Zırhlısı'nın sökülmesini konu alan Kahraman'ın Sonu adlı bir belgesel filmi çeken Güler, 1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin foto muhabirliği dalında birinci oldu. Ara Güler, 1991'de Dışişleri Bakanlığı için Halikarnas Balıkçısı'nın The Sixth Continent adlı kitabını fotoğrafladı. Dünyayı gezerek foto röportajlar yapan ve bunları Magnum Ajansı ile dünyaya duyuran Ara Güler, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Kemal Tahir, Orhan Kemal, İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandhi, John Berger, Bertrand Russell, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Changin, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişiyle röportajlar yaptı ve fotoğraflarını çekti. Ara Güler'in yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları 1992'de Fransa'da, ABD ve İngiltere'de Sinan, Architect of Solomon the Magnificent adlı kitapta yayımlandı.
Aynı yıl Living in Turkey adlı kitabı İngiltere, ABD ve Singapur'da Turkish Style başlığıyla Fransa'da Demeros Otomanlı'da Türkay adıyla yayımlandı. 1994'te Eski İstanbul Anıları, 1995'te Bir Devir Böyle Geçti, Yitirilmiş Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü fotoğraf kitaplara yayımlandı. Ara Güler'in fotoğrafları Paris Ulusal Kitaplık'ta, ABD'de Rochester George Eastman Müzesi'nde, Nebraska Üniversitesi Sheldon koleksiyonunda bulunuyor. Güler'in fotoğrafları Köln Museum Ludwig'de, Das Imaginare Fotomuseum'da sergileniyor. Arşivinde 2 milyonu aşkın fotoğraf bulunan Güler'in ödülleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü de bulunuyor.